Ne yaptın çocuklarıma? Kimsin sen? Öldü onlar. Hayır. Hayır. Ölmediler. Bırak çocuklarımı. Ölmediler. Sen öldürdün onları katil. Yapma. Benim çocuklarım onlar. Hayır. Alma çocuklarımı, alma. Hayır. Hayır, katil. Alma. Sen öldürdün onları katil. Hayır. Katilsin sen. Hayır. Çocuklar gelmedi mi anne? Daha çıkmamışlardır. Birazdan gelirler. Ne oldu kızım? Çok kötü bir rüya gördüm anne. Onların bir sıkıntısı var. Hayır olsun yavrum, ne gördün? Anlatamam şimdi. Ben okula bakıp geleceğim. Ölmüşlerdir rüyamda. Ölü diridir derler. Telaşlanma, dur. Yok anne, onların bir sıkıntısı var. Allah korusun yavrum. Oğlum, Esra ile Serhat'ı gördün mü? Aha, gördüm. Neredeler? Şu tarafa doğru gittiler teyze. Şu tarafa. Tamam, sağ ol, tamam. Arabayı. Gördük anne. Ne ezilmesi? Amca yol verdi bize. Çok güzeldi. Çocuklar. Anne. Kızım, beni de meraklandırdın. Dedim sana, rüyasını gördüm. Az kalsın eziliyorlardı anne. Kıl payı kurtardım. Aa, Allah korusun. Allah korudu gerçekten. Son anda yetiştim. Yüreğim ağzıma geldi. Resmen eziyordu vicdansız bunları. Allah malum etmiş kızım. Biz zaten geçmiştik. Hiç de çarpmayacaktı araba. Bak ne diyor. Tabii korna çaldı. Biz de hızlandık, geçtik zaten. Telaşa müdür. Vakitli vakitsiz uyursan kabus görürsün işte böyle. Sonra da kılıf ararsın. E insaf. Ben ne diyeyim size ha? Hoca demiş ya, hırsızın hiç mi suçu yok? Görüyor musun anne? Üstüne kabahatli çıkaracaklar bir de beni.
Laf karıştırma, o saatte uyunur mu? Uyumak için yatmadım. Birkaç gündür üstümde bir halsizlik var. Başım döndü. Biraz uzanayım dedim, uyuyakalmışım. İyi ki de uyumuşum. O rüya kurtardı bunları. Hadi neyse, geldi geçti. Siz de biraz daha dikkat edin kızım. Bu çarpmaz, başkası çarpar. Rüyanda ne gördün anne, bizi mi? Evet. Dur! Ne yaptın çocuklarıma? Kimsin sen? Öldü onlar. Hayır! Ölmediler! Sen öldürdün onları katil! Yapma! Benim çocuklarım katil. Onlar! Katil! Hayır! Sen öldürdün onları katil! Alma! Hayır! Hayır alma! Sen öldürdün onları katil! Katilsin sen! Hayırdır inşallah? Emine ne oldu? Aynı rüyayı yine gördüm Fehmi. Çocuklar nerede? Uyuyorlar şimdi baktım. Çok korkuyorum Fehmi. Çocuklara bir şey olacak. İyi değil bu rüya. Saçmalama, yat hadi. Ne olacakmış? Hayır düşün, hayır gelsin. İki gece üst üste aynı rüya görülür mü Fehmi? Kötü bir şey olacak. Hissediyorum. Bak hala ne diyor ya? Allah korusun. Olacağı varsa olur. Böyle vesvese yapmakla engel mi olabileceğiz? Hadi yat. Çocukların yanında da konuşup durma şöyle. Onları da tedirgin ediyorsun. Rüyanı da kabusunu da kendine sakla. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay ne iyi ettin kız. Ben de sıkılıp duruyordum. Ver. Sabah beri çatlayacağım Semra. Evin içinde döndüm durdum. Hayırdır? Ne oldu? Kötü bir şey mi? Ay ne bileyim. İçimde bir sıkıntı var. Dün iki kere aynı rüyayı gördüm. Çocuklara bir şey olacak diye korkuyorum. Ağzını hayra aç kız. Ne olacakmış? Bir iki gündür hiç keyfim yok. Halsizim, başım dönüyor. Fehmi abine söyledim, hiç oralı olmadı. E bir doktora git, şurada bir poliklinik var. Gidiverelim beraber. Ay yok yok, geçer. O zaman bir çay koyayım da içelim. Koy vallahi. Dur ben de geleyim. Tamam. Emine, ne oldu? Böyle işte, başım dönüyor kalkınca. Kız sapsarı oldun. Olmaz böyle. Hadi doktora gidelim. Tamam gideriz. Biraz oturayım. Buyurun çağıracağım ben sizi. Hı hı. Nereden çıktı şimdi bu gebelik testi ya? Vardır bir bildiği. Belki hamilesin. Başka bir şeyin yokmuş ki. Uzun uzun muayene etti kadın. Ay Allah korusun. İstemem hamilelik falan. Ay dinlemedi ki. Dua et önemli bir şey çıkmadı. Buna da şükret. Hamile çıkarsam görürsün şükretmeyi sen. Ay kalk gidelim. Sıkıldım. Ne bu ya? Kız dur patlama, belli olur şimdi. Emine Kayalı. Siz misiniz? Evet benim. Buyurun doktor hanıma götürebilirsiniz. Sonuç ne çıktı? Pozitif. Gözünüz aydın. Pozitif mi? Hamile miyim yani? Evet. Kız niye götürmedik doktora? Kadın bekliyor. Aman beklesin. Hemşire söyledi işte. Doktor da aynısını söyleyecek. Ya Emine niye bu kadar öfkelendin? Anlamadım ki. Ne oluyor? Çünkü çocuk doğurmak istemiyorum Semra. Neden? E çünkü benim 3 tane çocuğum var zaten. Bir dördüncüsünü istemiyorum da ondan. Niye öyle düşünüyorsun? Olan olmuş. İyi tarafından bak. İstemiyorum demek de bu işler olmaz. Ne yapacaksın? Aldırmayacaksın herhalde. Aldıracağım. Ne? Kız tövbe de. O da canlı ya. Semra bak şu an canım çok sıkkın. Kalbini kırmak istemiyorum. Hamile olan benim. Aldırmaya karar verecek olan da benim. Anladın mı? Bir sus.
kusura bakma. Sinirlerim bozuldu. Anlamaya çalış beni. Tamam, boşver. Çocuk doğurmak istemiyorum Semra. Öbürküleri ne zorlukla, ne acılarla doğurdum biliyorsun değil mi? Korkuyorum. Ama neden? Onu veren Allah. Bütün isteklerimiz bizim elimizde mi? Bizim elimizde tabii. Bu kadar insanın elinde ya. İstemeyen aldırır. Sen de aldıracaksın yani. Kararlısın. Evet. Dördüncü bir çocuk istemiyorum. Vallahi bu düpedüz cana kıymaktır. Ne dersen de ben karşıyım. Fehmi abiyle de bir konuş. Aslı. Ona kalsa doğur der. Hiç söylemeyeceğim. Gizlice gider aldırırım ben. Semra, aramızda bak. Laf burada kalsın. Tabii kız, tanımıyor musun beni? Bana bak. Kız, bu rüyada adam sana katil demiş ya. Bak, bu bir ikaz, sana söylüyorum. Gel aldırma şu çocuğu. Rüyanın tabiri bu bence. Rüya çıktı da tabiri bu değil. Bir sıkıntı yaşayacakmışım. Ay dünyamızın uydusudur. Dünyamızın etrafında döner. Dünyamız da güneşin etrafında döner. Dünyamız kendi etrafında dönünce gece ve gündüz oluşur. Güneşin etrafında dönünce de mevsimler oluşur. İyi akşamlar. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Zaten haberin var mı? Semra bırakmadı. Kocasıyla tartışmışlar biraz. Canı çok sıkkındı. Semra. Yeter ya. El alem kocasıyla kavga etmiş, tasasını biz mi çekeceğiz? Onunki koca da biz değil miyiz? Bunlar çocuk değil mi? Aç açına bekliyoruz. Tamam, hemen hazırlarım. Özür dilerim. Özür dilermiş. Nesi var anne bunun? Sen biliyorsundur. Vallahi bilmiyorum yavrum. Halsizim diyor. Bir sinir, bir tavır. Bir şey gizliyor bu bizden. Yok canım. Gelinim bir şey saklamaz bizden. Hem ne kadar saklayacak? Acele etme. Zamanı gelince söyler. Sen de fazla üstüne gitme. Anlayışlı ol biraz. Hemen üstüne gitme. Oh be. Ailece şöyle güzel bir kahvaltı yapalım ha? Hadi bakalım. Koçum. Ekmek nerede? Aa, ekmek yok. Ekmek yok. Esra yapma kızım, koş çabuk hadi iki tane ekmek al. Peki anneciğim. Hadi bir tane. Çantamdan para al, orada bak. Tamam. Şeker atmadın ki. Attım. Bak. Kafa dalgın. Hiç ekmeğe bakmıyorum ki. Senin kafada var bir şeyler zaten bugünlerde. Dur bakalım. Nerede anne, bulamadım. Cüzdanda kızım. Orada işte. Ah. Tamam. Hadi koş.
O kağıt ne Emine? Ne kağıdı? Ha şey, Semra kek tarifi yazdı da. Anne uzat bardağını. Koydun ya kızım. Hay Allah, ne oluyor bana bugünlerde ya? Böyle ne kadar saklayabileceksin Emine? Bence açıkça konuş. O senin kocan. Karı koca arasında böyle saklı gizli olmaz. Fehmi'yi tanımıyorsun Semra. Yıkar ortalığı. Ölsem yine aldırtmaz o çocuğu. Belki ikna edersin canım. Bilmek onun da hakkı. Kocadan böyle önemli şey saklanır mı hiç? Sen benden yana mısın, ondan yana mısın anlamadım ki. Söyleyemem diyorum. Kimse duymadan halledeceğim bu işi. Ben haktan yanayım. Vicdanım sızlıyor vallahi. Aman ne vicdanı be bu da. Emine bak. Kürtaj dinen de günah. Çünkü o bir canlı. Senin evladın. Kendi parçanı nasıl öldürebilirsin? Bunları biliyorum Semra. Zaten çok günahımız var. Bu da onlara eklenir. Vebal ama ne yapayım? Dördüncü bir çocuk istemiyorum. Para bulmam lazım. Biraz birikmişim var ama yeter mi bilmiyorum ki. Yetmezse bende de var biraz. Annemlerden de isterim. Sağ ol Semra. İyi ki sen varsın hayatımda. Ne yapıyorsun Semra? Uyku ilacı arıyorum. Uyuyamadım da. Orada ilaç ne gezer? Buzdolabına baksana. Şuraya koymuştum geçenlerde. Neyse, dolaba bakayım. Siz kesin olarak kararlıysanız benim için sorun yok. Gerçi biraz şekillenmiş ama problem yok, alırız. Sağ olun. Ne zaman? Siz ne zaman derseniz. İsterseniz yarın. Tamam. Yarın olsun. Üç uygun mu? Uygun. Pekala. Yarın üçte bekliyorum o halde. Aksi bir şey olmaz inşallah. Hayırlısıyla atlatırsın. Nasıl aksi? Ne bileyim, bazen kanama falan oluyor ya sonradan. Kürtaj yaptırdığın ortaya çıkarsa Fehmi abiye ne dersin? Öldürür beni Semra, Allah korusun. İnşallah bir şey olmaz, dur bakalım. Olmasın ne olur, hayırlısıyla yarın kurtulayım şu işten. Daraldım artık. Diri diri gömülmüş gibiyim, sanki üstümde bir ton toprak var. Anne, sen benim cüzdanımdan para aldın mı? Hayır evladım. Ben senin cüzdanını hayatımda karıştırmadım ki. Ne oldu? Para eksik. Benim cüzdanımdan para alan oldu mu? Hayır baba. Ya sen? Ben de almadım baba. Niye eksik peki bu para? Düşürmüş olmayasın oğlum. Cüzdandan para düşer mi anne? Bugün hiç çıkarmadım ki zaten. Bozukluklar yetti. Tahmin ettiğim değildir inşallah.
Sabrım giderek taşıyor anne. Sonunda patlayacağım ama ne zaman bakalım? Her şeyi zamanında yapmalı oğlum. Biraz daha sabret bakalım. Gizli dert her şeyi yaptırır insana. Allah onu da bizi de korusun. Daha ne kadar sabredeceğim? Bak saat kaç? Gitti yattı. Ne zamandır böyle? Bir saat sonra kalkar, ondan sonra sabaha kadar oturur. Tamam, bağırma. Al karşına konuş o zaman. Öyle yapacağım zaten. Kalkar birazdan. Ne bu ya? Bebeğini öldürdün katil. Katil. Katilsin. Gömüleceksin sen öldür. Öldüm. Katilsin. O zaman neden yıkamadan gömüyorsunuz beni? Böyle gömülmek istemiyorum. Böyle gömülmek istemiyorum. Sen katilsin. Ruhunda bedeninde kirli. Hayır. 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 Şükürler olsun ya Rabbim. İki kafaların yol macerası Yola Düşenler, Anadolu'nun güzelliklerini ve geleneklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Gebze Kargalı köyünde şemsiyeli kına gecesi görenleri hayrete düşürüyor. Elazığ'da görenlere maşallah dedirten Hoşköy üzümü kışın bile asmadan toplanıyor. Adana İmamoğlu'nda inek sağmaya çalışan Onur'un başına neler geldi? Hatay Altınözü'nde kışlık arpa şehriye yapan bayanlardan farklı dilde türküler. Adana'da çoğu kaçarak evlenmiş teyzelerin ilginç hikayeleri. Fehmi. Ozan'da zeytin ağacına çıkan Onur ağaçtan düştü. Seninle bir şey konuşacağım. Yardımına ilk bekir yetişti. Yola düşenler az sonra saman yolunda. Ben de seninle konuşacağım. İyi oldu. Derdin ne senin Emine? Sakladığın ne? Biz birbirimizin çantasını, cebini ne zaman karıştırdık? Ne zaman para çaldık? Haklısın. Özür dilerim. Ben de bunları anlatacaktım. Kesmeden dinle, ne olur. Anlat bakalım. Neymiş öğrenelim. Fehmi. Ben hamileyim. Ne? Dün gidip test yaptırdım. Pozitif çıktı. Harika bir haber bu Emine. Bundan mıydı o halsizliklerin, baş dönmelerin, o sıkıntıların? Evet. Biz de annemle bu kızın bir sıkıntısı var. Dur bakalım, zamanı gelince söyler herhalde diyorduk. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle ve kızma, ne olur. Ama ben senin gibi sevinemedim. Çocuk doğurmak istemiyordu. Bugün Semra ile birlikte doktora gittik. Aldırmak için. Ne? Emine sen ne yaptın? Aldırmadım. Dur ve dinle ne olur. Evet, aldırmak istedim. Evet. Hem de çok istedim. Ve yarın saat 3 için doktordan randevu aldım. Kürtaj için.
Emine sen ne diyorsun? Ve bunları benden sakladın. Sonunu dinle, lütfen. Senin aldırmamı istemeyeceğini biliyordum. O yüzden sakladım. Kızma bana, ne olur. Şimdi ne oldu da söylüyorsun? Az önce bir rüya gördüm. Hani geçen gecelerde de iki defa aynı rüyayı görmüştüm ya. Hepsi buna bir işaretmiş. Ama ben anlayamadım. Tuhaf bir rüyaydı. Bir mezarın içinde ben böyle üstümle başımla yatıyordum. Neden böyle gömüyorsunuz beni? Ben ölmedim. Yapmayın. Sen katilsin. Hayır, değilim. Katilsin. Değilim. Çıkarın beni buradan. Çok geç. Neden? Neden? Artık çok geç. Sen bebeğini öldürdün, katilsin. Katilsin. Yalvarırım, yapmayın. Gömüleceksin, sen öldün. Öldün sen. Sen bebeğini öldürdün. O zaman neden yıkamadan gömüyorsunuz beni? Böyle gömülmek istemiyorum. Böyle gömülmek istemiyorum. Sen katilsin. Ruhunda bedeni de kirli. Hayır. 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 Kirli. Bu bir işaret Fehmi. Katil olmak istemiyorum. Kendi çocuğumu öldürmek istemiyorum. Yarın gitmeyeceğim. Ve o çocuğu doğuracağım. Allah'ın verdiği canı ondan başka kimse alamaz Emine. Seni bu rüyayla uyarmış. Ama bu rüyayı gördürmemiş olsaydı bile bunu senin düşünüp doğurmak istemen gerekirdi. Haklısın. Bu tarafını unutup dünya ailesini düşündüm. Dördüncü bir çocuğun zahmeti, uğraşı, sonra masrafı, sorumluluğu, rızkı. Oysa onu veren Allah onları da verecektir. Beni affet. Bir rüyayla kendime geldim. Gelmeseydim yarın büyük bir cinayet işlemiş olacaktım. Şükredelim ki böyle bir şey olmadı. Allah korudu. Uyanınca o yüce kudret karşısında kendimi yine öyle küçük hissettim ki. Bir zerrecikten küçük. Her şeyi veren o. Alan o. Bahşeden, esirgeyen, uyaran, gördüren, gördürmeyen. Yaratan. Yaratan. Gücümüz yeter mi onun verdiğini almaya? Yetmedi işte. Bereketiyle, hayrıyla gelsin inşallah. Gözümüz aydın.